Herkese merhabalar Zamo TV izleyenleri. Red Dead Redemption 2'de yepyeni bir bölümle tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Geçtiğimiz bölümde talihsizlikler yaşadık yine her zamanki gibi. Yani oyunda çok fazla talihsizlik yaşıyoruz. Ama nihayetinde toparlıyoruz. Sonlara doğru toparladık yine. Maykah'ı hapishaneden çıkardık. Yani nezarethaneye atmışlar. Bir olaya karışmış sanıyorum. Onu oradan kurtardık. Kurtarırken de tabii aynasızlarla işte oradaki diğer Driscoll'larla falan da çatıştık. Ve oradan Micah'ı çıkardık kampa, onu da getirdik. Hala o fedakarlıklarımızı yapıyoruz. Başta tabii Arthur Micah'ı kurtarmaya pek gönüllü değildi. Çünkü çok fazla sevmiyor kendisini. Ancak tabii o da sonuç itibariyle bizim çetemizin bir üyesi. Her ne kadar ukala, laubali bir tip de olsa, biraz da içinde o nasıl diyeyim, piçlik edası. Yani bunu söyleyeceğim. Bunlar olmasına rağmen hani Arthur'la bu işi hallettik birlikte. Şimdi tam olarak neredeyiz? Yerimizi öğrenelim. Öncelikle yerimizi öğrenelim abi. Rick Station'a yakın bir yerdeyiz. Bir de John Marston'ın görevi de açıldı. Son olarak Dutch'ın görevini yapmıştık. Yani Baykal aslında Dutch'ın görevi. Şimdi bizim tehlikeli sınırlarımız gördüğünüz gibi haritada kırmızıyla işaretlenmiş alan. Şimdi Blackwater'da zaten full performans aranıyoruz yani. Komple bizi arıyorlar kardeşim. Buldukları yerde öldürecekler ya da diri olarak bizi teslim edecekler. Blackwater tehlikeli. Bu bağlamda Strawberry'den de adam kaçırdığımız için hapishaneden, Strawberry de gördüğünüz gibi kırmızılaştı. Buralarda rahat dolanamayacağız demek bu. Ya şu bölge aslında bizim için riskli bir bölge. Biz daha çok Valentine, işte yukarılara Ambarino tarafına çıkabiliriz. Bu New Hanover tarafında da devam edebiliriz. Şimdi ben öncelikle at almak istiyorum abi, yeter. Çok bunaldım artık yani. Şimdi neredeydik? Buradaydık. Şimdi bu postaneden ben ne yapayım? Postaneden direkt Emerald istasyonuna gideyim. Önce bir postaneye uğrayalım. Tabii bu arada da at almak istiyorum çünkü hala kendime ait bir atım yok. En son Gatsby'yi kaybettikten sonra farklı atlarla devam ettik. Onun da bir tanesini öldürdük. Bu da kamptan kalma bir at. Yani daha sükseli bir at istiyorum. Tabii daha fazla para lazım. Şu anda paramız ne kadar onu da bilmiyorum. Bakalım, 191 dolarımız var ve şu an gördüğünüz gibi tam bu noktada aranıyoruz ve 150 dolar üzerimize ödül konulmuş. Üzerimize 150 dolar ödül koymuşlar abi. Şimdi ben bu kefareti öder miyim? Öderim. Evet, 190 dolarım var. Ama onu da harcamak istemem abi. 40 dolar kalıyor geriye. Şimdi bir dakika, şurada terk edilmiş bir yer mi var? Şimdi burada aranırken de insanların bize saldırma ihtimali oluşuyor. Bu ne abi? Dur bakalım. Hiçbir yere benziyor. Köy evini andırıyor ya. Lan bunun kapısı. Ha şurada. Ha, burada kapı var. Bakalım, açıyorum. Oo, bir kilit var ya, bir dakika. Dur bakalım. Yok. Yemedi. Ya bu silahımıza bakma vardı ya. Evet, ata emirler verebiliyorduk. Neyse, burada bir şey yok. Anlaşıldı. Biz asıl bölgeye geçelim. Bir postaneye uğrayalım. Bir oradan hızlı seyahat çekelim. Sonra da gideceğimiz yerlere karar veririz. Aa, şurada bir şey gözüküyor. Radarda at işareti var. Bakmak istiyorum. Yakın mıyız? Burada görünmüyor.
Burada görünmüyor ama ben radarda görüyorum. Bir dakika, bakacağım abi. Bakmam lazım. Ne dedik? Başımıza ne geliyorsa meraktan geliyor kardeşim. Geliyor ama bakmam lazım ya. Orada at var. Ya da efsanevi bir hayvan var, bilmiyorum. Bakacağım. Abi nerede bu ya? Çok mu uzaksın yoksa? Bir dakika. Çok mu uzaksın? Çok uzaksan gitmeyeceğim bak. Nereyi gösteriyorum ya? Bunlar değil. Eğer burayı gösteriyorsam var ya, işimiz var yani. Ama burada da postanım. Ya burası da strawberry kardeşim. Buraya da gidemem ki ya. Neyse, başka bağıra kaldı. Üzgünüm. Zaten orada aranıyoruz. Oraya gidersek bizi bu sefer şey haşamat edecekler orada. Tanrım, ah tanrım, ne oldu lan? Ne oldu gene ya? Gene ne oldu ya? Abi 2 dakika rahat durmuyorsunuz ya. Nerede bu adam? Gel buraya gel. Kurtlar var, bir dakika. Kurtlar var. Bir dakika, o zaman işler değişir. Bir pompalı çekeriz. Tamam, temizledim. Rahatız. Şükürler olsun, hayvan çok korkutucuydu dostum. Güzel. Güzel. Sende iş yok mu birader? Alo. Moruk. Lan bir para ver be. Tuh Allah kahretsin seni var ya. Adi herif ya. Evet, şu kurtların şeyi alınıyor mu ya? Yüz desek al desek. Gerçi bunlarda yıldız çıkmıyor bak. Bu online'da bunlarda şey vardı. Şimdi bir hayvanı hangi silahla vuracağınızı söyleyen bir bilgi içeriği vardı. Mesela diyelim ki kurtları pompalıyla vurmanı istiyor oyun senden. Eğer pompalıyla vurursan 3 yıldızlı deri kalitesine, yani derisini yüzdüğünde 3 yıldızlı oluyor. Bu daha verimli kullanmanı sağlıyor. Yani iyi kalitede deri getirmiş oluyorsun. Bunu da Pearson'a verdiğimiz zaman ne olacak? Pearson bize ona göre bir takım zanaatlar elde verecek. Bunları da biz kullanacağız. İster kampı işte kozmetik olarak kullanabiliriz, istersek başka bir şey. Şimdi o hani çantalarımızı değiştiriyorduk işte, ne bileyim. Üzerimizdeki stokları çoğaltma muhabbeti vardı ya, onu yapmamız lazım. Bunun için de hayvan avına çıkacağız bir ara. Şimdi bu kim? Bakın burada da kasap var. Aha, başka biri bu. Kasap değil. Şu silahını sok be kardeşim. Her yerde böyle dolaştığın için aramıyoruz ya. Bu adama avcı deniyor. Avladığın tüm hayvanları, derilerini, kürklerini, postlarını ve tüylerini satın alır. Ayrıca sattığın hayvanlardan ve postlardan çok çeşitli giyim eşyaları yapabilirsin. İşte tam bahsettiğim yerde buraya geldik. Çok iyi de denk geldi. Şimdi biz bu deridir, kürktür, posttur, işte ettir, bilmem nedir. Bunları getirdik bu adama teslim ettiğimizde, bu da bize kıyafet olarak geri gelecek. Ya da farklı şeyler. Şimdi adamla bir konuşalım bakalım. Şimdi hem satabiliyoruz hem de satın alabiliyoruz. Önce satın alabileceğimiz şeylere bir bakalım. Şimdi giysi setleri, ayı avcısı, gördüğünüz gibi. Andaç antilop demiş. Kafa, bakın gördüğünüz gibi kıyafetler değişiyor. Av canavarı, işte avcı, amel defteri demiş. Tövbe estağfurullah. Takipçi, hayalet bizon. Şu takipçi güzelmiş ya, bembeyaz böyle. Ne oldu ya? Bir dakika be kardeşim.
Ne sinirleniyorsun? Alacağız ya. Ne oluyor oğlum? Niye kovdun oğlum bizi ya? Lan niye gidiyorsun? Lan dur. Ya senden iste bulunur. Yabanda ise geçecek. Ya oğlum manyak mısın sen ya? Ya ben sana ne yaptım oğlum? Ya dur be kardeşim dur. Ya gidip adama haber verecek ya. Böyle bir şey var mı ya? Lan dursan oğlum. Dur oğlum dur. Dur. Şşş. Lan dur diyorsam. Dur diyorsam. Dur. Geber lan geber. Başlayacağım ya arkadaş. Ya ticaret yapacağız ya. Ah ah. Geldi başımıza konmuş işte. Ah. Şimdi ben ne yapayım ya arkadaş. Of ya. Of. Of be kardeşim ya. Allah kahretsin, öleceğim burada ya. Öleceğim ya. Öleceğim abi ya. Ya of of of. Ben biliyorum abi, öleceğim ya. Öleceğim biliyorum ya. Ya küfür edeceğim olmayacak şimdi ya. Ya bir şey bakıyorum, ürün bakıyorum kardeşim. Ne oluyor da hemen gittin adamlara şey yapmaya şey konuşamadım da ya. Sinirim bozdu ya. Ya tam adamdan ürün bakıyoruz, bir şeyler bakıyoruz. Pat diye geldik direkt. Get out of here diyor, defol buradan diyor. Manyak mıdır nedir ya? Aa sigara kartı buldum lan. Her şerde vardır bir hayır. Ya çok tatlı duruyor bunlar da ya. Bu sigara kartı. Ya yemin ediyorum bende de bir koleksiyoner bir şeyim. Ya benim hiç koleksiyonum yok ama böyle şeylere de merak salıyorum aslında. Yani çok severim ya. Şuna baksana abi, çok tatlı durmuyor mu ya? Böyle kart tipi şeyler hoşuma gider yani. Ne diyor? Seyahat harikaları 10. kart. Bunu çevirdiğimizde arkasında bakın çok güzel ayrıntılar ya. Okuyalım bakalım hangi kartmış o. 10. kart. Yani kaç kart bu? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Posta arabasıymış bu kart. Abi çok güzel bir şey ya. Hakikaten çok güzel. Evet, kart setinden bir tane daha aldık. Böyle rastgele vallahi buldum ya. Şurada yerlerde acayip bir şeyler var ya. Şimdi ayrıntılara bir bakalım. Pineas Roms Bottom, yüksek kaliteli sigara paketlerinde bulunan ve her biri kendi motifine sahip 12 kartlık setler oluşturmak için birleştiren tutkulu bir koleksiyoncu ve sigara kartı tüccarı. Bu kartların doğru alıcı için değerli olduğunu ve kendisine gönderilen her tamamlanmış set için iyi bir ücret verecek. Evet, bunu daha önceki bölümlerde ya bundan önceki bölüm ya da bir önceki bölüm işlemiştik. Bir sigara kart, bir koleksiyoncu bize geldi ve bu sigara kartlarını topladığını, eğer bunların bazılarının nadir olduğunu ve bu nadirleri bulursak değer bazında iyi fiyatlara satacağımızı söyledi. Eğer set halinde getirirsek de çok daha iyi fiyatlar alacağımızı söyledi. Ya bir nadirlik seviyesi var bu kartların. Her biri ayrı bir değer. Şimdi başımızda bir dakika, ben buradan niye postaneyle şey yapamıyorum? Bir dakika. Bir tane bisküvi atalım ağzımıza ya. Canımız çok gitmiş. Bir tane daha iyi oldu. Şimdi burada niye konuşamıyorum? Nerede bu adam? Nerede bu? Ne diyor? Bir şey yazıyordu orada. Ya arkadaş beni boş boş dolandırmayın şu oyunda ya. Ya abi deli olacağım ya. Bak satıcı gene, avcı gene burada. Tamam o kalsın abi. Bir daha gitmek istemiyorum yanına. Ya bu bölgede bir sıkıntı yaşayacağız abi. Bizim gitmemiz lazım ya. John Marston'a yakınız ya. Gidelim bakalım ne istiyor. Abi yemin ediyorum bıktım ya. Bıktım abi. Benim ne alt yiyeceksek yiyelim ya. Benim şapkam niye yok ya? Ha, tak şunu be kardeşim.
Bir de şu üstündeki kıyafeti de bir değiştir. Bıktım, sıkıldım senin bu kıyafetinden ya. Giderken bu eşyayı kullanamazsın. Bir dakika. O zaman Easy atı now. durdur. Atı durdur abi. Abi sıkıldım bu şeyden ya. Giy şunu. Heh. Yaz silah şöyleyiz abicim biz. Havalar güzel. Yeah. Aha. Help me. Aha. Yine geldi bir tanesi. Dur bakalım. Sen ne istiyorsun yavrum? No need for fancy talk. Süslü konuşmalara gerek yok sanki. Aha. Ne oluyor oğlum? Kaldır ellerini derhal. Ne ver lan köpek. Vay adiye bak sen. Seni yağmalamıyorum. Sen vay anasını bir de tuzak çıkıyor ya bir şey bak ya. Hemen kayboldu da hemen hemen. Ama dur lan yağmalayacağım. Belki de bir şey var üstünde. Belki suçtan sayılmaz. Sırf suçtan sayılıyor diye almıyorum üstündekileri. 1 dolar çıktı. Olsun. Tamam, sıkıntı yok. Salamura geyik eti güzel. Bakın şey düşmedi. Şeref düşmedi. Eğer bize karşı atak yapan bir şey karşı atak demiş. Bize bir saldırı biçiminde bir şey gelirse ve biz ona karşı atak yaparsak bunun sonucunda ondan alacağımız herhangi bir yağma şeref şeyimizi düşürmüyor. Sürekli yolda sürekli birileriyle karşılaşıyoruz. Şu manzaranın güzelliği bu arada. Ay ışığı. Bakalım John Marston ne istiyor? Bizim adamımız John Marston, bizim adamımız kardeşim. Kampta bir arkadaş aktivitesi mevcut. Katılmak için haritada işaretlemiş arkadaşlarla konuş. Aa bir dakika. O zaman dur birazcık eğlence dur abi. Charles ne oldu aslanım ya? Neredesin abi? Bir dakika Charles benim adamım ya. Ama gözükmüyor. Tamam boş ver. Sesi geldi. Öyle bir ses attı bize. Evet. Kampımıza geldik. Şimdi kampımızda bir takım aktivitelerin olduğu söyleniyor. Arkadaş aktiviteleri. Şimdi git bakalım. John Marston'ı şimdilik boş ver. Kamp sermayesi 90 dolar. Evet, giderek artıyor. Bu artışla fast travel açacağız. Bir ikincisi de bir şey daha vardı. Çok elzem olan bir durum. Bu ne lan? Kampın korunması için gerekli karabina seri atış tüfeği. Ha. Tüfek varmış. Tamam. Evet, şimdi şurada bir aktivite var. Bu arkadaşımız ne istiyor bizden? Lenny. Parmak ruleti oyna diyor. Bu daha önce oynadığımız mı ya? Ya bu daha önce oynadığımız bir şeyse oynamayacağım. Ne Larry, haber? İçki hey arkadaşım, Uncle, nasılsın that knife's yavrum? sharp enough, ain't it? Fena Depends. dağıttık ama. Why? You feel lucky? Do you? Oh, before me, at least six generations were born in chains. And for the last 3 years, I've been running from every lawman and Bana bounty hiç hunter yerinin west of the batısındaki Atlantic her kanun River. adam ödül avcısından So yeah, kaçıyorum. Yani I evet, feel lucky. şanslı hissediyorum. I'm the living Ben embodiment of şanslı luck. vücut bulmuş There halim. is one way of seeing Bu da bir things. bakış açısı. But I'm also Ama aynı skilled. zamanda And in yetenekliyim this ve game, bu oyunda you got to have hem luck şansın hem yeteneğim and skill. As Ve stupidity, the çatlaklık. outlaw's trinity. Yani tam bir Luck, çatlaksın skill, yani. O and just a içerken dose de of bir sağa stupidity. gidiyor, bir Come sola on, gidiyor, habire you ain't too kayboluyor diye. old and too slow just yet. After you. As you wish. You know, we should head back up that Tamam bu mountain oyun sometime and ya. make Jenny a Bahse proper katılma break. miktarı 10 cent Some işte nights. falan filan. You liked her, didn't you, kid? Ya bir el oynayayım hadi. Seninle bir Well, el sure. oynayacağım I ben. mean, Hadi bakayım. Yeah, I liked her. Ama bu nasıl oynuyorduk onu da unuttum.
Oh, you on my turf now, boy. Batırdı abi. Yine batırdı. Ama bunu yeneriz, alırız herhalde. Aa, bundan hızlı yapmamız lazım. Başlayalım mı? Looks like it hurt. Arthur daha kısa sürede tamamladı ve rakibini yendi. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi ikinci tur. Yani Lenny, biz hızlı kovuyoruz kardeşim. Böyle şansmış, mansmış. Onlar bize şey yapmaz. Gerçek hayatta bu arada hayatta yapmayacağımız şeylerden bir tanesi. Denemeyin, sakın denemeyin. Ah, olmadı. Fena hızlı yaptım bu sefer. Evet, ne oldu? Bası kabul etmek için bası falan filan yok. Tamam, benim kumarım biter kardeşim. Bir el. Bir elden fazlasını atmam. Kumarbaz değiliz. Tüm vakti kumarla harcayamam, kusura bakma. Şimdi bir dakika. Dutch, kardeşim senin Pipo 10. bölüme geldik, hala bulamadım kardeşim, kusura bakma. İyi akşamlar Arthur. Kasabadaki bir adam beni Blackwater'dan tanıdı. Evet, Valentine'da tanımışlardı. Bu iyi değil. Sorun yok, hallettim. Geçmiş bölümlerdeki o muhabbeti anlatıyor. Şimdi bir dakika, kamp. Tıraş ol. Ya tıraş olmak istiyorum. Ya şu suratımı yıkayabileceğim bir yer yok mu abi? Deli olacağım ya. Of. Vallahi deli olacağım. Şimdi buradaki bir fotoğraf var. Bunu inceleyebiliyoruz ama gerek yok ya bunları incelemeye. Bu ne? Burada da bir fotoğraf. Bu kadınlar kim? Hiç anlamış değilim ya. Bu herhalde Meryl Linton ya bu arada. Tamam, bunu tanıdım da diğer kadını tanımadım. Büyük çene favori. Favoriler derken. Ya topsa. Ya en güzel sakallı bu adam ya. Bu adamı tıraş edemiyorum bir türlü ya. Şimdi kampa yardımı geçiyorum. Yok, şurada ne var ya? Ölüşe göre sadece bir şeyler söylüyor. Bu ne abi? Javier. Meşgul müsün? Bu bizim Meksikalı ya, bir dakika. Çiftlik evi soy. Aa, çok meşgul değilim. Neden? Bir ev hakkında bir şeyler duydum. İşimize yarayabilir. Nasıl diyemiş? Bilmiyorum. Kasabada birkaç kişiyi duydum. Diyorlardı ki ev bayağı anormalmiş. Yerli ucu bir aile tahminimce, ama her açıdan sahtekarlar. Yani bu adamlar onların bir sürü paranın üstüne çöktüklerini düşündü. Belli ki onlar eşkıya, insan kaçakçısı falan. Ormanın içerisinde iyice gizlenmişler. Ulan güvenilmez geliyor. Tabii ki güvenilmez ama yakalanma riski de pek yok. Tamam, soygun. Bir başarılı soygunumuz var. Zaten bizim paraya ihtiyacımız var kardeşim. Çok paraya ihtiyacımız var. At alacağız, kampı geliştireceğiz vesaire vesaire. İşte bir takım zanaat etkinlikleri yapacağız falan. Kampı geliştireceğiz. Var para kardeşim. Şimdi bir dakika, ben mermi alabiliyor muyum ya? Bak, gideceğiz, sabırlı ol. Mermi istiyorum abi. Mermi. Abi mermi. Ya mermi ver ya. Lan herkes yatıyor. Bir biz çalışıyoruz ya. Hadi bakalım. Okay boy, hadi bakalım. Şimdi ben bir abi gelmişken, ne oldu abi ya? Bir dur be. Evet, şimdi bir soygun var. John Marston'ı ektik. John Marston'ı sonraya bıraktım. Kamptaki etkinliklerimizi yapalım. Kim bizden ne istiyorsa. Evet. Şimdi ben bir bisküvit yiyecektim ya. Şey, bisküvit nereden çıktı?
Ben bir sigara içecektim kardeşim. Bir dakika. Bana bir sigara ver ya. Bu sefer normal sigara içerim. Okay, we're pretty close now. Geldik sayılır. Hadi buradan sonra yürüyerek gidelim. Just up the hill this way. Follow me. Tamam, bir tane içtik. Bir tane daha içelim abi, çift sigara. Aa, bir dakika, adamımız üşüyor. Bir saniye. Bir dakika. Yukarıda mekanı güzel görebileceğimiz bir yer var. Şimdi bir dakika. Soğuk bir yere geldik ya. Adam üşümeye başladı. Tamam. Bunu bilsek herhalde üşümeyiz artık. Ya senin Allah belanı versin deseydin ya. Kışlık bir şey giyerdik. Tamam. Karabinin tüfeğimiz duruyor. Ya buna ihtiyacımız olmaz inşallah da. Evet, karakter hala üşüyor abi. Sıkıntı. Üzerimizde düzgün bir kıyafet yok. İşte epey büyük değil mi? Birbirinin yanında mı? Yanında kardeşim. Al. See if you could spot anyone. Bakalım görebilir miyiz? Arkada oldukça büyük bir ahır var. Bakılması için kötü bir başlangıç değil. Burada bir sürü insan yaşıyor olmalı. Büyük ev. Yani biraz büyüğe benziyor. Zula o binaların birinde olabilir. Kim bilir kaç kişi vardır o zaman. Bence dikkatlerini bir şekilde bir tarafa çekmeliyiz. Yani güzel fikir oldu. İki kişiyiz zaten. Follow me. Abi bir sonraki bölüm karar verdim. Eğer bu bölümde güzel bir para yakalarsak, para kaybetmezsek... Tamam geliyorum, dur. Eğer para kazanırsak güzel bir kıyafet alacağım abi. İlk işim kıyafet almak olacak. Abi çok kötü gözüküyorum ya. Bir tane kışlık alırız, bir tane de yazlık set yaparız. Kombin yaparız yani. Yavaşladık. Buralarda yavaşladık. Sinsi takılmamız lazım. Eğil abi. Hadi şu kulübenin arkasına saklanalım. Söylediklerini duyabilecek miyiz bakalım. Şimdi Javier'e yakın duracağız. Where you been now, noob? Şimdi bir konuşmaya şahit gibiyiz. Bunlar nerede? Edie takes patrol now, don't you? What? No, Edie, get all the jam. You shut your gulper, or I'll flagger your felt. I will. You need to pull it up, boy. Makatını kaldırmalısın evlat. Go guard the shed. Git kulübeye göz kırpın. Git. You understand what they're saying? Not much of it. Çok da değil. Evet, ne dediklerini anlamadık. Şimdi bıçakla darbe yapalım. Okay. Tamam, sen şu kayanın yanında siper al. Hangi kaya? Ben dikkatlerini aldım. Okay. What kind of distraction? You'll see. Göreceksin. Allah cezanı vermesin senin ya. Ses yapma lan, ses yapma. Allah, tamam. Kayaya gidiyorum. Dur. Bu kayaydı galiba, değil mi? Bak. Yok, bu değil lan. Hangi kaya? Allah kahretsin. Tamam, geldim abi. Silahımı çekin de ne olur ne olmaz ya. Salağın ne yapacağını ben anlamadım çünkü. Aha.
Vay 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 vay. Yangın çıkardı. Güzel taktik. Abo bu Allah cezanı versin lan. Nasıl çeviri yapıyorsun? Evet, adamlar çıkıyor. Adamlar çıkıyor. Evet şimdi tam soygun mahkeme. Bir dakika. Bunu söylememiz lazım değil mi? Aha. Aha. Ne oluyor oğlum? Kim sıktı ya? Beni gördüler mi? Alacaktık lan burada. Allah Allah, adam dışarıda kapışıyor. Arkadan ne oluyor? Sakin olun, sakin olun. Ben şundan diyeyim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. Nasıl işte? Ne dersin çok hoş. Kafanı dağıtırım senin, beynini dağıtırım oğlum. Ne buraya? Çıkar lan kafanı. Biri nerede? Gel. Kıvır. Kadınmış lan bu. Artı 3 detay arttı, güzel. Evet. Başkasını görmüyorum. Acele et, sudayı bulalım. Tamam, güzel. Evet, sudayı bulmadan önce onu bir yağmalamak istiyorum abi. Ahırdaki sudayı ara. Tamam, sula burada. Bir dakika bakacağız. Şöyle bir göz gezdirsek bence yukarıda o. Adam bize yukarıdan sıktı abi. Has to be under here. Aha. There's no place else I could store it. Şimdi önce şu kadını bir soralım. Ablacım kusura bakma. Gümüş armalı yüzük, dört karışık bir kebit. Şimdi sandığa bir bakalım, belki de burasıdır. Para destesi. $50. Oo, işte böyle istiyorum. $50 da. Aman ya Rabbi, ne oluyor? Büyük bir mücevher kesesi. Aa. Güzel. Ayaküstü $100 ve bir mücevher. Değerli bir mücevher. Elde ettik. Tamam, güzel. Başka ne var? Tamam mıyız? Aa, bir dakika, burası da var. Oo. Dur bakayım. Ya çık şu şeyden. Ha. Tamam, paramız bittiği zaman anlaşıldı ki soygun yapacağız abi. Soygun görevlerine gideceğiz. Şimdi bakın, bir zula da burada var. Çeşitli yan görevler. Tamam, güzel. Para var. Para bok. Bunu sen al. Bağlalım. Kampta görüşürüz. Güzel. Paranın kokusunu aldım abi. Bayılıyorum. Şimdi bu bölümde biraz para biriktirmeye odaklanalım. Diğer bölümde bir kıyafet alalım. Görevler öyle gidelim. Ne aldık? $175 da öyle geldi. Bakın bir anda $460. Abi bu soygun işi benim çok hoşuma gitti ya. Para lazımken böyle gelsin abi. Şimdi şu itleri de bir yağmalayalım ya. 4.62. Bak bunlardan da ufak ufak da olsa bir şeyler çıkıyor yani. Bitkiler çıkıyor falan filan. Güzel yani. Olabilir. Bakın $5 çıktı. Adamların üstünden de güzel rakamlar çıkıyor. Evet, kahve güzel. Kahve güzel.
Olsun kahve olsun abi. Bir tane burada var. Mermidir, odur, budur. Hepsini aldık abi. Şimdi atımı çağırayım ben. Ya bu ne oldu? Bu niye at çıkıp duruyor şu radarda ya? Görüyor musunuz bilmiyorum. İki tane böyle at kafası çıkıyor. Şimdi ben bir şu konservelerden yiyeyim biraz. Tamam, şimdi rotamız neresi? Neredeyiz? Window Rock, Ambarino taraflarına gelmişken tabi biraz soğuk var. Soğuk varsa Ambarino'ya çıkmam. Ambarino bu arada Red Dead Redemption haritasının en soğuk bölgesi. Hatta ilk oynadığımız, ilk başladığımız yerler aslında Ambarino'ydu diyebiliriz. Tabi o zaman elimizde bir harita yoktu ama sonra ne yaptık? Biz oradan buraya Heartlands bölgesine göç ettik. Şimdi ben abi şöyle bir şey yapacağım. Şimdi Fast Travel'ı henüz açmamıştık. Abi yakın bir bölge de yok ya. Nereye gideceğiz biz? Kamp burada kaldı. Yakınlarda postane yok. Şimdi Bacchus Station, tamam bak şurada bir postane olabilir. Şimdi ben buraya gideyim o zaman, bir saniye. Şuraya bir işaret koyalım. Yolumuz bayağı bir uzun sürecek gerçi ama şöyle yapalım. Tamam şuraya. Ya abi başka bir yere koy şu navigasyonu ya. Şu yolu takip edersek oraya varırız zaten. Niye böyle dolandırıyor bizi anlamıyorum. Neyse şuradan gideceğiz. Tamam sıkıntı yok. Evet, yolumuz uzun. Bu süreçte karşımıza gelebilecek kim varsa göreceğiz. Driscoll'lar çıkabilir. Yine yardım isteyen insanlar olabilir. Başımıza neler geleceğiyle ilgili bir fikrim yok. Güzel bir vurgun oldu. Şimdi 460 dolarımız oldu. Kampta bir yandan paralar akıyor. Ben artık kişisel takılacağım. Yani kampın parası kampta kalsın zaten. O sıkıntı değil. Kampı geliştirelim, kampın parası. Ne yaptık? Önce Dutch'ın kaldığı yeri geliştirdik. Yani diğer insanlara da bu şevk yaratsın falan filan işte. Para şey yapsınlar, bağışlasınlar falan diye yaptım onu. Hemen arkasından deri ve bilmem ne işte işleme aletleri. Onları aldık. Alet edevat şeylerini. Ki bu da yine dolaylı olarak bize yarayacaktı. Daha böyle nasıl diyeyim, Pearson'dan işte daha farklı şeyler alabilmek, kozmetikler alabilmek için açmıştık. Çok garip yerler var. Efsanevi hayvan bölgesine giriş yaptım. İpuçlarını bulup inceleyerek bu efsanevi hayvanı avlı. Aha. Abi efsanevi hayvanı avlayayım da neyle avlayacağım ben bunu ya? Bir dakika. Hangi hayvan ama ya? Çıkmış mı? Evet, bir kurt gözüküyor. Bir kurt gözüküyor. Sıkıntı olabilir abi, bize saldırabilir. Bir dakika. Ama bir efsanevi hayvan. Tam bahsediyorsa abi, bir dakika ya. Ben şimdi bunu bulmam lazım ya. Benim bunu bulmam lazım. Aa, bu ne değişik bir yer ya. Aa, çok güzel lan. Çok güzel duruyor. Ne oluyor oğlum? Oo. Bir dakika. Aha, bir dakika. Dışkı. Got some ground to cover. Efsanevi kurt. Eyvah. Şöyle gidersek.
var. Ain't close. Tamam, siz çıkın. Geyikler, şeyler, ceylanlar. Siz bizim olayımız efsanevi kurt abi. Evet, şimdi bir leş var. Uf, paramparça etmiş. Evet, şimdi bu tarafı gösteriyor. O mu lan yoksa? Bir dakika abi. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Karabina. Allah, orada kurt var. Bak, beni görme, beni görme. Beni görme. Al oğlum, al oğlum, al oğlum. Öldü mü? Aha, vallahi öldürdüm. Vallahi öldürdüm abi. Ancak böyle ölürdü bu. Oh yeah, yeah, yeah. Bir dakika, atı getir, atı getir abi, atı getir, efsanevi kurt. Nasıl yapar abi, derisini mi yüzelim, alalım mı direkt? Önce direkt alalım, orada efsane bir şey yaparız. Çünkü kalitesi gözükmüyor. Evet, efsanevi kurt. Ayrıntılar. Evet, efsanevi hayvanlarla da karşılaşacağımızı biliyorduk. Grizzles'a özgü bir hayvanmış. Bu kurt büyük boyutu ve kahverengi siyah karışımı kürküyle diğer kurtlardan ayırt edilebilir. Etçil olan bu hayvan kuş, kunduz ve balık gibi küçük hayvanları yanı sıra geyik ve dağ keçileriyle de beslenir. Zehirli oklar, yay veya tüfek bu kurdu avlarken kullanılabilecek en iyi silahlar olarak kabul edilir. İşte bahsettiğim şey bu. Bir hayvanı doğru kalitede, doğru normlarda öldürmek, onun derisini yüzebilmek, yani 3 yıldızlı deri ya da 1 yıldızlı deri. Eğer siz bu bahsedilen silahların dışında kurdu öldürürseniz bir yıldız kaliteyi alıyorsunuz. Yani deriden kaliteyi bir yıldız alıyorsunuz. Ama bu bahsettiği silahlarla başarılı bir vuruş yaparsanız 3 yıldızlı et kalitesi oluyor. Bu da ne oluyor? Size geri dönüşü o kadar iyi oluyor. Yani bahsetmek istediğim oyundaki avcılık mekaniği bu aslında. Yani doğru kalitelerde hayvanın derisini, postunu, kürkünü getirmeniz lazım. Oğlum niye yere bıraktın ya? Bir dakika be kardeşim, dur. Yanlış bastık ya. Evet, şunu al abi. Yerleştir şuraya. Bunu kampa götürmemiz lazım ya. Bunun başına bir şey gelmeden kampa götürmemiz lazım. Bir dakika, kamp nerede? Bakın, bak üst station'a bir an önce gidelim. Başımıza iş almadan gitmemiz lazım bizim. Şimdi yol şurada gözüküyor. Ya niye beni döndürüyorsun? Düz yol varken niye beni döndürüyorsun? Navigasyon ya. Şimdi gidelim. Böyle gidersek. Bir an önce gitmenin derdindeyim. Bak, yukarıdan gideceğiz bir saniye. Eyvah, gene o dar sokaklara geldik ya. Neyse, biz onu takip edelim abi. Bu böyle olmayacak. Ya işte gölün etrafı, şelalenin etrafından döneceğiz ya. Saçmalamışlar. Yani ortadan geçiş yok mu ya? Bir tane köprü yapar insan. Şuraya bak.
Abi ben bu kadar dolanamam ya. Şuradan gir işte ya. Şimdiden tadını alabiliyorum. Neyin tadını alıyorsun oğlum? Yine dikkat etsene. Hiç sürüyorum burada. Görmüyor musun? Oğlum sen neyin izini sürüyorsun lan? Biz efsanevi kurt aldık oğlum. Ne avlıyorsun bakayım sen? Okay, sure. Look. Ya bir git bak işine ya Allah aşkına. Ya. Beni bırak hatta almışım olacağım. Hadi bakalım şuraya bir gidelim bakalım ya. Bunun geri dönüşü ne olacak onu merak ediyorum. Sanıyorum geldik. Bak station. Tamam. Buradan bir hızlı seyahat çekebiliyorsak süper olur. Ama kurt bu sefer yok olur ya. Burası kargo şirketi. Bir dakika. Oğlum konuşacağımız kimse yok mu ya? Allah kahretsin ya. Kapalı çıktı burası da ya. Abi illa aksilik olacak. İlla ya. İlla aksilik olacak ya. Okay boy. Of. Çıldıracağım ya. Çıldıracağım yani. Emerald Ranch. Ya arkadaş ya. Of. Of. Deli oluyorum ya. Ya şu fast travel'ı bir an önce açmamız lazım ya. Şu haritada her yeri bir şey yapacağız abi. Gezeceğiz çünkü ya yollar çok uzun. Lan 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 yüzmeyecektim be. Allah kahretsin seni ya. Ya attan düştük işte al başımıza gelecek olan şey buydu abi ya. Buydu ya. Hayret bir şey ya. Gittik kurdu yüzdük ya. Yanlış düşer kurban oldum gene ya. Neyse devam edelim. Tamam dur. Günaydın Arthur. Dur oğlum şunu bir alayım götür ondan sonra şahlanırsın dur. Lan at bir yere kaybolma bak. Deri var üstünde oğlum çok kaliteli o. Bir dakika. Şimdi bunu kasabımız nerede abi? Good morning. Morning Arthur. Ne buraya mı attınız? You seem chipper. Where there's life, there's hope, my friend. And? Aa bırak diyor bak bir dakika. Efsanevi kurdu bırak diyor. Bir dakika. Bırakmadan evveli şuraya bir bakayım. Ağaçlar. You know these hides and furs can also be done up. Efsanevi kurt karkası, efsanevi kurt gibi post satılabilir ve sanat için kullanılabilir. Bak görüyorsunuz. Satılabilir. 43 dolarmış bakın. Ederi 43 dolar. Gördüğünüz gibi bakın ne hemen yanında bakın 3 yıldız var. Görüyor musunuz bilmiyorum. 3 yıldız var. İşte bundan bahsediyorum. Doğru kalitede olursa her türlü iş yapar. Şimdi efsanevi kurtu şuraya atalım abi. Bırakalım. Pearson. Yükseltme üretiminden önce sana bir bağışlama yapalım. Bağışlama. Evet. Aa az önce elimizde şey vardı ya. Bir dakika ya. Bir saniye abi. Alsana abi şunu.
Ya hayır, anlamadım olay. Bir dakika, bağışla dediğimizde burada kurt gözüküyor. Kurt bedeni. Dükkan sahibi bu eşyayı kabul etmiyor. Niye etmiyorsun abi ya? Niye etmiyorsun yani? Büyük av eti. Bunu kabul ediyorsun ama. Yükseltme üretimi, bir dakika. Mr. Morgan, bring me some materials and I'll be glad to make something nice for you. Şimdi deri işleme aletlerini şey yapacağız zaten de, sıkıntı yok. Şimdi Arthur'un kaldığı yer. Bir kusursuz Coach Kark. Bakın, kusursuz dediği zaman 1, 2, 3 yıldız istiyor. Evet, kusursuz timsah derisi falan fişman. Yani hepsini kusursuzu 3 yıldızı istiyor. Bunları verirseniz bunların kilidi açılacak. Ya çok gerekli mi? Gerekli olmasa kozmetik olarak hani bir şeyler gözüksün. Ana kamp ateşi falan filan. Bakın bayağı istiyorlar. Kusursuz kurt postu ama normal kurt. Bizim şu anki efsanevi kurttu. Ya bunların kilidini açmışız zaten de. Çanta için deri işleme aletlerini çıkarmamız lazım. Ulan ne biçim adamsın, sana hiçbir şey veremedim ben ya. Arkadaş ya. Dükkan sahibi bu eşyayı kabul etmiyor. Lan kime vereceğiz biz bunu? O şeyciye mi vereceğiz yoksa avcıya? Bak kahretsin ya. Arkadaş şeyle dolaşıyorum burada ya. Sizin Allah belanızı vermesin ya. O kurt burada dursun bari. Katkı yap. Bir dakika. Para verelim. Bu sefer 18 dolar vereceğim abi size. Yani 18 dolar ideal olabilir. Tamam. Artı point. Deftere bakalım. Defterde bir fast travel şey yapmamız lazım artık. Erzak bir sınav arabası daha çeşitli. Yok, bu değil. İskan değil. Deri işleme aletleri 180 dolar. Ya arkadaş. Ya şu kampa birazcık para bağışlayın ya. Bir şeyler bağışlayın şuraya. Ya çıldıracağım abi ya. Ya sürekli bir eksik var ya. Tavuk kümesi, at istasyonu. Eğer Pearson'a daha iyi aletler getirirsek bize ekstra ekipmanlar yapabilir. Şimdi bir dakika. Ben o zaman buraya bir 60-70 dolar daha bağışlayayım bari ya. Sıçacağım bacağınıza ya. Her şeyi biz yapıyoruz. Her şeyi, her şeyi. Ama benim öncelikle fast travel açmam lazım ya. Of of. Çıldıracağım ya. Şimdi ben buraya bir ya 150 dolar bağışlayacağım ya. 150 dolar al, lanet olsun. Al abi, al. Bütün paramı aldınız, Allah kahretsin sizi ya. Şimdi bu arada başarım bile kazandım. Şuraya bak yani. Artık Steam'e şey oluyoruz. Bağışladım paraya bak, rekor kırdım ya. Mike'a 10 dolar bağışlamış. Bravo. Hosea 3 dolar. Güzel. Tamam. Para bağışlayanlar da ufak tefek var gerçi ama tabii büyük bir şey yok ya. Büyük bir katkı yok. Şimdi abi benim önceliğim ya İskan mıydı? Neydi bu? Yok, İskan değil. At istasyonu. Atlar bağlayacak daha fazla yerimiz olsaydı iyi olurdu. Atlarını ahırdan geri alabilmeye veya ana atını kampa geri çağırabilmeye yarar. Bak bu da güzel aslında ya. Of. Kamptaki yemeklerin besin değerini atlı yemek yediğinde keskin göz çekilmeyi müşterir. Sonraki abi bir dakika ya, şey vardı ya. Hızlı seyahat haritasının kilidini açar. Tamam, bunu alacağız. Bunu alacağız. Tamam, olay bu. Kaldığın yer geliştirildi, bir hızlı seyahat haritası ve fazladan hazırlık erzağı erişebilir durumda. Tamam, süper. İşte istediğimizi aldık ya. Şimdi John Marston'ın yanına gidebiliriz. John Marston hazır. Kamptaki diğer çadırları geliştir falan filan. Tamam, sıkıntı yok. Biz yapacağımızı yaptık. 300 dolarımız da var daha. Daha paramız var.
Şimdi abi ben bunu alıp şunu alacağım. Bunu avcıya götüreceğim. Bunda para var abi. Bunu şey yapamayız. Sineklenir bu yoksa bu boşuna gider bu. At geliyor mu yanıma? Gel. Tamam şimdi bunu yerleştirelim. Üzerinde deri de var abi. Deriyi de şey yapacağız ya. Şimdi buna binelim. Haritamızı da açalım. Artık fast travel'larımız bir şekilde de olsa açık kardeşim. John Marston, seni yine ekeceğim. Tabii fast travel hala açık değil. Niye açık değil hala ya? Avcı da buradaymış ya. Bu kampta hızlı seyahat yok mu? Yok mu? Nereden görüyorduk onu ya? Arkadaş bıktım ya. Hala bir şeyler çözmeye çalışıyorum ya. Ya şu kampta da koşmuyor arkadaş. Burası benim galiba. Silah dolabı. Başka silahım var mı? Karabine, Granger 16 patladı. Kesik namlu, alt değil, çift namlu. Tamam bunları gördük tamam. Ya benim anlamadığım harita nerede? Şey nerede? Hızlı seyahat burası mı? Heh. Ama şimdi benim açtığım yerler burasıydı zaten de. Dur şimdi bir dakika. Oraya bir bakalım tam olarak nerede gözüküyor. Bakın Emerald çiftliği şu anda açıldı. Gördüğünüz gibi fast travel açık. Emerald'dan şöyle kaydırabiliriz oraya. Ya da işte Rick Station diyor mesela Strawberry taraflarında. Ben Emerald çiftliğine gideyim. Orası daha güvenli. Oradan da şeye doğru akarız. Şuna da bir işaretçi koyalım. Ya bu üzerimdeki karkası vermem lazım. Şimdi ben bir hızlı seyahatle Emerald çiftliğine gidelim. Evet gördüğünüz gibi artık çok fazla vakit kaybetmeden bir yerden bir yere hızlıca gidebileceğiz. Bunları halledersek oyun akışımız hızlanacak. Şu anda biliyorum çok oyalanıyorum. Sağda solda çok fazla oyalanıyorum. Çünkü hem anlamaya çalışıyorum. Ya oyunu biliyorum. Online'ını oynadım ama. Ya kardeşim çok fazla şey var. Detay var. İnsan takılabiliyor. Yani online'da bu kadar açıkçası bu kadar detay yoktu yani. Ama hikayede daha fazla ayrıntı yapmışlar. Daha fazla ayrıntıya yer vermişler. Evet. Burada da bir sırdan bahsediliyor. Ama bir türlü şey yapamadık. Bakın görüyorsunuz kurt artık sineklenmeye başladı sırtımızda. Bunu bir an önce vermemiz lazım. Hemen bir dakika. Verdik sanırım. Ver bakayım. Bir an önce satalım yoksa ya niye kilitli abi niye kilitli ya çıldırıyorum ya ya niçin kilitli sabaha kadar bekle Allah kahretsin seni ya inşallah o kurt orada duruyordur abi o kurtun kemikleri gitti artık ya. Al. Al. Nerede şimdi? Nerede şimdi abi? Ya of. Abi ya. Çileden çıkacağım ya. Yapmayın şunu ya. Şunu yapmayın ya. Deli edeceksiniz beni. Emin ediyorum deli edeceksiniz beni ya. Kurt da orada kaldı. Ya şunları yapmaları gerçekten saçma olmuş ya. Yok sabaha kadar bekle. Yok ya mekana gideceksin adam yerinde yok falan filan gibi şeyler ya. Can sıkıcı şeyler ya. Bunları da yapmasalar bir şeymiş. Evet.
You keep your damn temper in check this time, eh? Buraya bak, sinek bağladı geri zekalı herif. Çürüdü ya. All right, let's have a look. Ya ben onun için geldim buraya ya. Onun için geldim ya. Neyse, postunu vereceğiz artık abi. Buraya bak ya. Oh, I'd pay just about any price for this. Yok, bu etler kalsın. Ya deli olacağım abi ya. Efsanevi kurt postu kullanılabilir diyor. Bir saniye satın al. Nothing quite like wearing your best day's work. Güçlendirilmiş ekipman. Bir dakika, o değil ya. Setlerim de değil. Abi bir dakika. Abi abi söyledi, düş kapanı. Bunu dediğimiz zaman efsanevi ayı şapkası falan filan. Komple set galiba bu. Asetin her biri para. Artı paradan da ziyade bakın efsanevi ayı postu diyor mesela. Kusursuz bizon postu. Bunları bulmalı lazım yani açmak için. Şimdi avcı numara, avcı amel defteri demiş. Evet. Kıyafet. Hani bizim açtığımız nerede abi? Bizim açtığımızı gösterin ya. Üf, çok güzel kıyafetler varmış bunda da. Oo, eğerler de var. Allah Allah. Eşyalar, otçul hayvan yemeği, silah yağı. Bak silah yağı alabiliriz. İki tane alalım abi. Fırlatma, koku giderici losyon, rakı da olabilir. Savaş balta, şundan bir tane alalım bari. Savaş balta, fırlatma, uçağı falan. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi abi. Madem kurduğumuzu kaybettik. O halde ne yapalım? John Marston'ın görevini artık bir şey yapalım yani. Ama bunun öncesinde şu tarafa gitmemiz lazım. Bir fast travel yapmak lazım. Abi o zaman yapacak bir şey yok. Gideceğiz kampa, John Marston'dan görevi alacağız. Olayı kapatacağız. Allah kahretsin seni ya. Allah kahretsin ya. Ya şuna nasıl takılabiliriz abi ya. Ya hakikaten de bir olacağım. Bin abi şu arabaya ya. Faytoncu gel bakayım buraya. Yakın dövüş mü? Nasıl yakın dövüş ya? Gezintiye çıkardı şimdi, ne dövüşü ya? Ya Valentin. Ya abi kampa gitmek istiyorum. Niye anlamıyorsun? Niye kimse beni anlamıyor ya? Kampa gitmek istiyorum kardeşim. Of deli olacağım ya. Ne Valentine abi? Niye kasabadan kasabana gönderiyorsun beni ya? Abi ben kamp istiyorum, kamp. Allah Allah. Allah Allah ya. Hadi çıkar gezintiye, lanet olsun ya. Valentine. Yani şunu da denemedik demeyelim yani. Binelim faytona da. Ne çileli bir yer ya. Geldik mi? Sağ. Rise and shine, soldier. Here we are. Bir dakika. Arkadaş, oraya ayrı para ver. Şimdi gelip buraya da ayrı para vereceğiz. Böyle olmaz. Bu iş böyle olmaz kardeşim. Böyle olmaz bu iş ya. Merhaba aslanım. Ödülü öde. Ne ödülü? Bir dakika bakayım bir. Yok abi, $150 veremem. Kusura bakmayın.
Tren biletleri. Rix, Wallis, Everett, Chupi, Rix. Rix istasyonu neresiydi? Bize yakın mıydı? Bakalım. Bizim kamp nerede? Kamp burada. Bak, Flatlick istasyonu mesela olabilirmiş. Şurada. Flatlick olabilir aslında. Abi Flatlick de yok ki burada ya. Of be kardeşim ya. Abi beni çileden çıkarttınız. Ben burada çıkıyorum ya. Vallahi çıkıyorum ya. Bir sonraki bölümde kamptan başlarız abi. Sıkıntı yok. Ama harbiden bu oradan oraya bir türlü bir şey yok. Abi şurada bir görev çıksın mesela. Ben bir göreve gideyim, anladın mı? Bak mesela burada bir ödül afişi var. Evet, yapılabilir. Ama abicim sıkıyorsunuz ya. Hani şurada bir şey yapın. Çünkü bu içerik üretmek için buraya bir doluluk getirmek gerekiyor. Sağlamak gerekiyor. Şu anda saçma sapan dolaşıyorum. Ya bu benim canımı sıktı biraz. Şimdi... Ya şuradan fast travel'ı yaptığımda benim direktman kampa gitmek istiyorum. Benim fast travel amacım buydu. Kamptan göreve, görevden kampa bu şekilde hızlı bir alışveriş yapma planım vardı. Ama şu anda bakınız bunlara basıyorum ve beni belirli yerlere götürüyor. Yani beni ana merkezime, kampıma bırakmıyor. Bu da benim için sıkıntı abi ya. Ben bununla uğraşamam. Ama bununla kasaba kasaba gezebileceğiz. Sadece birazcık keşif yapmamız lazım. Bu da biraz zaman alıyor. Ben full editlemek zorunda kalacağım gibi geliyor. Yani çünkü başka türlü olmayacak. Oradan oraya, oradan oraya. Bitmiyor arkadaşlar. Evet, uzun olacak. Red Dead Redemption 2 uzun bir bölüm olacak. Keyif verici olmasını istiyorum. Sadece tek derdim bu. Keyif versin istiyorum. Ya sürekli dolaşmak. Beni baymasa bile sizleri bayabilir. O yüzden de dolu bir içerik istiyorum. Ya bir git arkadaş ya, bir de seninle uğraşacağım ya. Öyle estağfurullah ya. Bir karışmayın ya, bir rahat bırakın abi, bir rahat ya. Rahat olmak istiyorum kardeşim, bir rahat bırakın ya. Evet arkadaşlar, nihayetinde şöyle manzaraya doğru atımızı da bineyim şöyle. Evet, şöyle güzel bir Valentine kasabası. Çok sevdim bu kasabayı ayrıca, o da ayrı bir mesele. Şu güzel evler, kulübeler, çiftlik evleri eşliğinde sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Red Dead Redemption'ın 10. bölümü birazcık tatsız geçiyor şu aralar. Çünkü çok sık görev gelmiyor. Belirli yerlerde görevler var. Uzun yol mesafeleri kat ediyoruz. Bu da birazcık can sıkabiliyor. Özellikle benim canım çok sıkıyor. Çünkü sizlere doluluk getirmek istiyorum dediğim gibi. Bu işi biraz daha hızlandırabilirsek çok daha tatlı bölümler geleceğine eminim. O yüzden kanaldan ayrılmayın arkadaşlar. Kanalda her daim takipte kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Umuyoruz ki daha iyi bir bölüm olacak. Üzerimize kıyafet alacağız. Bir yazlık bir de kışlık bir kombin çıkartacağız. Avlanmalara dahil olabiliriz. Çeşitli hayvanları da avlayabiliriz. Görevlere de bakacağız duruma göre. John Marston'ı bu bölüm işleyemedik ama bir dahaki bölüm mutlaka işleyeceğim. Çünkü farklı görevler çıktı. Böyle mini görevler, yan görevler. İşte soygun falan yaptık. Soygun görevlerini de mutlak surette yapacağım. Çünkü para bayağı iyi mangır geliyor abi. Mangır geldiği zaman işler değişiyor. Bakın gördüğünüz kampta bir şeyler yaptık. Yapmasaydık o soygunu sıkıntı olacaktı. Paramızın hepsini harcayacaktık. Ama nedir? Hala $333 var arkadaşlar. O kadar parayı harcadık. Fast Travel'ı getirdik ama hala paramız var. Evet, 10. bölümü burada kapatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Red Dead Redemption 2 tüm hızıyla devam edecek. Ne kadar yavaş bile olsa tüm hızımızla devam edeceğiz. Bölümler gelecek arka arkaya. Ama şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Beğenileri esirgemiyoruz ve yorumlarda da buluşuyoruz arkadaşlar. Yorumlarda isteklerinizi de belirtin. Bu oyunlardan sonraki yapacağımız içerikler sizin isteklerinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. O yüzden sizlerin ne istediği de benim için çok önemli, çok çok değerli. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.